Merhaba. Bu videoda Kürtçe'de sayıları öğreneceğiz. Kürtçe'de sayıları öğrenmek çok kolay. Ayrıca İngilizce'ye de benzer bir mantığa sahip. Şöyle ki, 10'a kadar olan sayılar birbirinden farklı sayılar. Ama ondan sonraki sayılar ise belirli bir düzenle ilerliyor. 10 öncesinde 1'den 10'a kadar olan temel sayıları görelim. Yek, du, se, çar, penç, şeş, heft, heşt, ne, de. 10, de demek ve 11 ile 19'a kadar olan sayıların arkasına de, yani 10 sayısı eklenir. Mantık İngilizce'deki 14, 15 gibi Kürtçe'de de çarde, panzde, yani temel sayılara benzer sayılar ve hemen arkasına ise de eklenir. 11'den 19'a kadar olan sayılar da şöyledir. Yazde, duazde, sezde, çarde, pazde, şazde, hevde, hecde, nozde. Kürtçe'de 20 sayısı 2 sayısından biraz farklı. Fakat diğer sayılar, yani 30, 40, 50 sayılar ise temel sayılarla benzer. Ama 10 öncesinde 21, 22, 23 sayıları Kürtçe'de nasıl söylenir onu görelim. 20'ye kadar gelmişseniz en kolay kısma geçmişsiniz demektir. Çünkü 20 sayısının yanına u geliyor ve ardından temel sayıları ekliyoruz. Bu kadar. Karşılaştırma yapmak gerekirse daha iyi anlayabilmeniz için İngilizce'deki 20, 21, 22, 23 mantığına sahip. Yazılış ve telaffuzları da şöyledir. Bist, bistüyek, bistüdü, bistüse, bistüçar, bistüpenç, bistüşeş, bistüheft, bistüheşt, bistüne. 30, 40, 50 sayıları ise temel sayılara benzer sayılardır. Yani se sayısı, si sayısına, çar sayısı, çel sayısına, penç sayısı, penci sayısına gibi 100'e kadarki sayılara benzerdir. Okunuşları ise şöyledir. Si, çel, penci, şest, hefte, heşte, not. 100, 1000 ve milyon sayıları yazılış itibariyle farklıdır. Fakat sayılma mantığı aynıdır. Yani 101, 102 diye saymak istersek Kürtçe'de saduyek, sadudu deriz. Hezaruyek, hezarudu. Milyonek, milyonekudu deriz. Yani mantığı diğerleriyle aynı. Ama 100, 200, 300 diye saydığımızda ise temel sayılar başa gelir. Set, duset, seset gibi. Hezar, duhezar, sehezar. Milyon, demilyon, semilyon gibi. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.